Evet, bugün çok çalıştırdı beni Onur. Koltuk taşıması, eşya dizmesi, ses kontrolü, ışık ayarlaması... Şimdi hakkını yemeyelim. Şuradaki üç ışığı kendisi ayarladı. Sen oradan zengin olmak lazım. Şu diye kim aldı? Kaynana falan. Yok, kendim aldım. Kaynanan bana alacağını aldı. Oğlunu verdi bana, daha ne versin? Seninle konuşasım gelmiyor benim böyle davranmaya. Açtan gülün kör olmuş gibi hissediyorum. Nasip ve de kısmet be. Herkese merhabalar. Bugün yıllar geçse de güzelliğini koruyabilen Victoria's Secret mankenlerini taş çıkartacağını inandığımız Cennet Mahallesi'nin sultanı Çağla Şiker'in özel hayatına şöyle bir bakış atacağız. Şöyle bir. Şahla Şikel güzelliğiyle bizlere olduğu kadar magazin dünyasında da çeşitli isimleri mest etmiş bir hanımefendi. Şikel'in güzellik yarışmasında adını duyurmasının ardından aşk yaşamaya başladığı ilk isim Bozok Gören'di. Bozok dediğimizde kulağınıza tanıdık geliyorsa evet o Bozok bu Bozok. 2000'li yılların başında mankenlik yapan gören o dönem güzel model Çağla şikerle aşk yaşadı. Henüz 20 yaşındayken ikili geçen 2,5 yılın sonunda aradaki saygının bitmesi gerekçesini göstererek yollarını ayırdı. Bozoktan sonra hiç kimseyi sevemem diyen Şikel sonralarda karşına kimlerin çıkacağından da bir haberdi tabii ki. 2002 yılında aşk yaşamaya başlayan Çağla Şikel ve Gökhan Özen'in ilişkilerinin reklam aşkı olduğu söylentiler arasındaydı. Hatta ikilinin aşk yaşamaları için bir yapımcıdan 35 bin dolar aldığı da iddia edilmişti. Her neyse tüm bu söylentilerin ardından aşklarını sürdüren ikilinin ayrılma nedeni olarak ortaya atılan iddia ise Şikel'in bikinisini değiştirirken kazara göğsünün göründüğü ve Özen'in bunu kaldıramayacağını söylemesiydi. Hatta bu ayrılık nedenine hak veren bir isimse Şikel'in annesi Asuman Şikel'miş. Asuman Hanım yaptığı bir açıklamada kaseti çıkacağı için reklam malzemesi olmasın diye Gökhan geceleri dışarı bir de çıkmadı. Kızımsa mecbur kaldığı için sevgilisinin izniyle davetlere katıldı şeklinde konuşmuş. Asuman Şikel ilişkinin bitiş sürecinde şu sözlerle anlatmış. Gökhan'ın sürekli Çağla hakkında soru sorulması çocuğu zaten bunaltıyordu. Göğüs kazasından sonra ben kaldıramam diyerek ilişkilerini bitirdi. Madem bu reklam aşkıydı, Çocuk niye Çağla'yı bıraktı? Çağla çok üzgün. Şike'nin aşk acısını geçirecek bir yakışıklının hayatına girmesi de kısa bir süre sonra oldu. Çağlı Şikel, Müzmin Bekarımız Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Şov'a konuk olarak katılarak Öztürk'ün yoğun ilgisi karşısında adeta mest olmuştu. Programda sevgilim var diyen Şikel aradan bir yılın geçmesiyle Beyazıt Öztürk'le aşk yaşadığını duyurmuştu. Bir türlü ilişkilerin ciddiye dönemediğini bildiğimiz Beyaz bu ilişkisinde bambaşkaydı. Şikel de Beyaz'la yaşadığı aşkın büyüsüne kapılmış, deliler gibi aşık olduğunu her röportajda dile getiriyor Üstelik bir de beyaz aldatırsa asla affetmem tarzında büyük cümleler kuruyordu. Ayrıca ikinin evlenecekleri söylentileri de sürekli olarak dönüp dolaşıyordu. Gel gelelim bassız bir olay yaşandı. Ak merkez. Öztürk'ün onayını almadan yer aldığı bir özel defile olayının o dönem patlamasıyla bu aşka nokta konuldu. Şikel de pişmanlığını uzun bir süre yaşadı. Yaptığı bir röportajında defilenin bu kadar sansasyon getireceğini bilseydim hiç yapmazdım sözlerinden pişmanlığı okunuyordu. Yine de öz e sevgisinin hiç azalmadığını bildiğimiz güzel manken ayrılıkları ile ilgili daha sonralarda ayrı dünyaların insanıydık. Anlaşamadığımız için ayrıldık. O beyazdı, ben siyah. Şimdi yine sarılırım, yine öperim onu. Beyaz'ın dostluğu çok güzel bir şey. Şeklinde konuşmuştu. Bazen aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev, hep hatırlanır. 2002 senesinde Yüksel Ak'la evli olan Şenol İpek, o dönemlerde Çağlı Şikel'in kendisiyle görüşmek istediğini itiraf etti. İddiaya göre Çağlı Şikel, Yüksel Ak ve Şenol İpek bir iş dolayısıyla bir tatil beldesinde aynı otelde kalıyordu. Bu sırada Şikel'den tarihe kazınan o mesaj geldi tostumu yedim seni bekliyorum. Bu mesaj o dönem magazin gündeminde öyle bir sansasyon yarattı ki düşünün hala tost şakası dönüyor. Gel gelelim Türkiye'nin en güzel kadınları benimle görüşmek istiyordu diyen İpek yıllar sonra kendisine yediğin tostlardan pişman mısın sorusunun yöneltilmesi üzerine yok bedelini en ağır ödeyeceğim yiyecek oldu. Mesaj olayı evliliğimin bitmesine neden oldu yanıtını verdi. Ne Gelelim Çağla Şikel'in 24 yaşında ilk kez aşık olduğunu itiraf ettiği büyük aşkına. Mehmet Aslan'la yeni bir aşka yelken açan Çağla Şikel, geçmişte yaşadığı ilişkilerin hepsinin boş olduğunu itiraf etti. Aslanla ilişkisini anlatırken ondan gerçek aşkın ne olduğunu öğrendim şeklinde konuşan Çağla'nın bu aşkı da olaylıydı. Zaten olaysız ilişkisi olmamış ki kızın. Konumuza dönecek olursak Aslanla zaman zaman atışmalı aşk yaşayan Şikel'in bu ilişkisinde de mesajlar gündeme geldi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ikiliden Şikel'in yaptığı hayatımda bir kere aşık olduğum itirafı akıllara bu kişinin beyaz olduğunu getirmişti. Tabii bununla birlikte ilk kavga yaşandı ve durumu düzeltmek isteyen Şikel sevgilisine üzgün olduğunu dile getirerek ''Benim hayatımın ilk ve tek aşkı sensin, başka biri asla olamaz.'' diye bir mesaj atmış. Bu mesajın ardından ikili arayı düzelse de bu mutluluk yine uzun sürmüyor. Bir gün sonra Çağla attığı bu mesajı Mehmet'in telefonundan görmek istemiş. E o telefon bir kere ele alınmış, karıştırılmaz mı? Aslan'ın telefonunu karıştıran Şikel, sosyetik güzellere Kami'den gelen aşk mesajlarını yakalıyor. Her ne kadar Aslan ve Kami arasında bir şey yaşanmamış olsa da ve Aslan Çağla'nın yanında Lara Kami'yi arayarak fırçalamış olsa da ikilinin arası bayağı bir bozulmuş tüm bu olayların üstünde bu ilişkiden sıkıldığını belirten Aslan Şiker'den ayrılmış. 2000'li yılların ortalarında Çağla Şiker'in adı Pop'un önde gelen isimlerinden Kenan Doğulu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ekili o dönem bu aşk iddialarını yalanlamamış, üstüne bu ikilimiz aynı zamanda Şiker'in Etiler'deki evinden çıkarken de görüntülenmişti. Yakın tarihlerde Doğulu'nun konserine katılan Şiker'e bu aşk iddiaları hatırlatılınca panikleyen mankenimiz yalanlamak şöyle dursun yalnızca kon konser başlıyor arkadaşlar lütfen yapmayın diyerek ortamdan uzaklaşmayı seçmişti. Ve Çağla Şikel'in gerçekten mutluluğu ve aşkı bir arada bulduğu bir ilişkisine değinelim. 2008 yılında dünya evine girdiği Emre Altuğ ile büyük aşk yaşayan Şikel bu birlikteliğinde iki kere anne olmanın heyecanını yaşadı. Başlarda birbirlerine hiç güvenmediklerini dile getiren ikiliden Altuğ'un şu açıklamasını oldukça tepki çekmişti. Çağla ile ilk başta bir gece, bilemedim birkaç gece görüşürüz. Birlikte oluruz diye düşündüm. Sonra ona çok aşık oldum. Bir de bu sözlerin açıklamasını şu sözlerle açıklıyor sevgili Altuğ. İlk görüşte bittim öldüm aşkımdan yataklara düştüm mü deseydim. Yani keşke deseydin. <laughs> Yine de onca çatışmaya rağmen aşklarını sürdüren ikilinin aşkı 2015 yılında sonlanarak boşanma kararı aldı. Evliliklerinin son ana kadar kurtarma çabası içinde olduklarını söyleyen Altu, boşanmalarının gerekçesini şöyle açıkladı. Evliliğimizi son ana kadar kurtarma çabası içindeydik. Farkına varmadığımız bir şekilde aşkımız bittiği için ayrıldık biz. Birlikte iki çocuk sahibi olan Çağla Şikel ve Emre Altun şimdilerde aşkları bitse bile dostlukları sürüyor ve oğulları için sık sık bir araya geliyor. Bu çiftin en ilginç olayısa şüphesiz sevgililik sözleşmesiydi. Birden ortaya çıkan bu sözleşmeye göre Emre Altuğ ve Çağla Şikel'in çocuklarının psikolojisini etkilememek için sevgili yapmamaları ya da yapacaklarsa bile bunun magazinden uzak ya da sağlıklı yaşamalarıydı. Sözleşmeyi çiğnemenin bedelinin ise para olduğu iddia ediliyordu. Yine de boşandıktan sonra yıllarca ikiliyi herhangi bir ilişkilerinde kamera karşısında görmedik. Ta ki Çağla Şikel anlaşmayı bozana dek. Emre Altuğ ile yaşadığı aşkın ve yaptığı evliliğin 2015 yılında son bulmasıyla Çağla Şikel kendini oğullarına adamıştı. 8 yıl boyunca adı sık sık ünlü isimlerle anılmış olsa da hiçbirini doğrulamayan Şikel aşk orucunu geçtiğimiz aylarda... Avukat Nair Gönenli ile bozdu. Başlarda Gönenli ile de görüntü vermekten kaçınan Şikel ortaya atılan sevgililik sözleşmesi haberlerinin yalanlamasının ardından Gönenli ile kamera karşısına çıktı. Bir mekandan yemek yedikten sonra ayrılan ikiliye ellik soruları yöneltildiğinde ise Şikel konudan kaçarken Gönenli kısmet hayırlısı bu işler diyerek gülmüştü. Gel gelelim çiftin ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Bir süre birlikte gözükmeyen çiftin Şikel'in yaptığı bu paylaşımın ardından tekrardan bir araya geldiği öğrenildi. Ünlü çift şimdilerde ise keyifli halleriyle gündem oluyor. Biz de ikiliye mutluluklar dileriz ne yapalım? Evet olaylı aşkların kadını diyebiliriz Çağla Şikel için. Siz Şikel'e en çok hangi isimle yakıştırıyordunuz? Yorumlarda belirt. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.